Merhaba gençler, ben Şeren Hoca. Nasılsınız bakalım bugün? Hatırlıyorsanız Yeni Çağ'da Avrupa videolarımıza başlamıştık. Coğrafi keşifleri anlattık, hatta mükemmel haritalarımızın üzerinde göstermiştik. Rönesans hareketlerini anlattık. Şimdi ise reform hareketlerindeyiz. Şimdi önce bir tanımdan başlayalım. Reform kelime tanımı olarak ne demek? Islahat, düzenleme. Yani bozulan bir şey var. Bozulan bu şeyi ne yapacağız? Düzenleyeceğiz, düzelteceğiz. Oradan başlayacağız. Şimdi reformun Avrupa'daki ayağına gittiğimizde 16. yüzyılda Almanya'dan başlayarak öncelikle Hristiyan Katolik dünyasını etkisi altına alan Hristiyanlık inancını yeniden yorumlama ve tanıma. Şimdi bakın burada bilgi şu. Hristiyanlık dinini düzelteceğim. Mümkün değil. Hristiyanlık dinini hiçbir insan düzeltemez. O Tanrı'nın, o bir Yaradan'ın verdiği bir unsurdur. Sadece burada Hristiyanlık inancını yanlış anlayan, yanlış yorumlayan Katolik Kilisesi'ne karşı bir yaptırım uygulamaya çalışacaklar. Çünkü Katolik Kilisesi'nin kendi içerisinde saçma sapan uygulamaları var. Cennetten toprak satma, af kağıdı çıkarma gibi. İşte buna karşı alınan bir önlemdir reform hareketleri. Bir kez daha söylüyorum. Reform ilk kez hangi ülkede başladı? Cevap. Reform ilk kez Almanya'da başladı. Kiminle birlikte? Martin Luther'le birlikte başlayacak. Çünkü Alman topraklarının yaklaşık 1/3 kilisenin, gerçekten kilise çok zengin ve Martin Luther buna bir dur demek zorunda kalacak. Daha başka nedenler de var. Az sonra söyleyeceğim. O zaman reformun başlamasının nedenleri diye girersek. Birinci neden. Kilisenin zengin, halkın fakir olması. Oysa ki bunun tam zıttı olmalı. Kilise halk için çalışmalıydı. Halkı doyurmalı, halkın ihtiyaçlarını karşılaması için çalışmalıydı. Şimdi ikincisi, kilisenin bazı yaptırım güçlerini kullanarak kilisenin bazı yaptırım güçlerini kullanarak ki bu yaptırım güçleri arasında aforoz, tek kişiyi dinden çıkarma, enterdi, kralın halkı ile birlikte dini faaliyetlerini durdurma, endülijans satışı, cennetten toprak satma ve af kağıdı olarak geçer. Bazı yaptırım güçlerini kullanarak Avrupa'nın siyasi, virgül, ekonomik, sosyal hayatına yön vermesi. Reformun çıkmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi budur. Çünkü Martin Luther diyecek ki kimse beni dinden çıkaramaz. Kimse benim günahlarımı bağışlayamaz. Kimse bana cennetten toprak satamaz diyecek. Ve bunlara karşı çıktığı için de protesto ettiği için de protesto eden anlamına gelen protestanlık mezhebini ne yapacaktır? Kuracaktır diyoruz. Tabii ki reform nedenlerinden bir tanesi coğrafi keşiflerin ve Rönesans'ın etkisi. Hemen coğrafi keşiflerin etkisini söyleyelim. Bir kere Papa'nın yalancılığını burada net olarak gördüler. Mesela ne yaptılar? Dünyanın yuvarlaklığı kanıtlandı. Buyurun. Bu coğrafi keşiflerin çok ciddi bir etkisi. Adamlar yaşayarak öğrendiler. Dünya yuvarlaktır. Batıya gidildiğinde tekrar eski bulunduğu noktaya geri dönersin diye. Rönesans devrinde ise ne yapıldı? İncil'i aldılar. İncil'i ulusal dillere çevirdiler. Ve ulusal dillere çevrilmiş bu İncil'i kağıt ve matbaa ile çoğalttılar. Ve bu durumda Rönesans hareketlerinin başlaması neden oldu. O zaman kağıt ve matbaa, bir kez daha söylüyorum, olmasaydı Rönesans hareketleri diye bir hareketin olması mümkün değildi diyeceğiz. Dolayısıyla da tüm bu çalışmalar hangi düşüncenin zayıflamasına etkili oldu? Skolastik düşünce
giderek ne yaptı? Zayıfladı diyoruz. Bu da reform hareketlerinin kapısını açtı diyeceğiz. Peki bir başka neden daha söyleyebiliriz. Ne diyebiliriz? Halkın kiliseye karşı tepkisi büyüdü. Ve artık yavaş yavaş halk susmamaya başladı ve tepkisi büyüdükten sonra başlatılan reform hareketleri çığ gibi Almanya'da başlayacak, tüm Avrupa'ya ne yapacaktır? Yayılacaktır diyoruz. Peki, reform hareketleri ilk kez Almanya'da kiminle birlikte başladı? Martin Luther. Şimdi Martin Luther aslında çok ilginç bir karakter çünkü bu önce felsefe okuyor. Daha sonra ilahiyatta okuyor ve en nihayetinde rahip oluyor. Rahip olduktan sonra bir bakıyor ki endülijans satışı adı altında Katolik Kilisesi, Katolik mezhebi halktan cennetten toprak satma, işte af kağıdı gibi nedenlerden dolayı gerçekten çok ciddi paralar alıyor. Ve Martin Luther buna karşı çıkıyor ve protesto eden anlamına gelen protestanlık mezhebinin kurucusu oluyor. Yani Katolik Kilisesi'nin öğretilerine bu anlamda karşı çıkacak ve tepki gösterecektir. Ve böylelikle de tepkisini 95 maddeye toplayacak ve bunu kilisenin duvarına asacaktır ki söylenti odur, asacaktır. Fakat daha sonra aforoz edilecek papa tarafından. Aforoz kağıdının da yakıldığı söylenir ve en nihayetinde Almanya'da kaçınılmaz mezhep savaşları başlar. Önce Almanya'da başladı bu mezhep savaşları. Almanya'dan sonra Avrupa'da da etkili olup yayılmaya devam edecek. Önce Almanya'da başlayan bu mezhep savaşlarında Alman İmparatoru Katolikleri savunur. Almanya'daki prensler ise Protestanları savunur ve bu savaş 25 yıl süren savaş dilimi içerisine yer alır. 30 yıl savaşları değil, bu sadece 25 yıl süren bir savaş. Ve en nihayetinde 1555 yılında Augsburg Barışı imzalanır diyoruz. Bu barışa göre diyeceğiz ki Almanya Protestanlık mezhebinin varlığını kabul etti. Almanya Protestanlık mezhebinin varlığını onayladı. Evet, artık böyle bir mezhepte var dedi. Ama ikinci madde ancak halk prensinin inandığı mezhebe girmek zorunda bırakıldı. Prensinin inandığı mezhebe girmek zorunda bırakıldı. Her ne kadar mezhep savaşlarında Almanya'da biraz rahatlama oldu desek de yine de henüz Avrupa'da İnanç özgürlüğü oluşturulamadı. İnanç özgürlüğü kurulamadı diyeceğiz. Kurulamadı diyeceğiz. Peki, daha sonra tabii ki mezhep savaşları devam edecek. Devam eden bu mezhep savaşlarının sürecinde 30 yıl savaşları, gerçekten ismi budur çünkü 30 yıl sürmüştür. Ama bunun bir diğer ismi daha var. 30 yıl savaşlarına mezhep savaşları da denmektedir. Şimdi aslında din savaşları olarak başlıyor 30 yıl savaşları. Fakat daha sonra siyasi boyuta kadar ne yapacaktır? Yükselecektir diyoruz. Alman İmparatoru Katolikleri tutar. Almanya'daki protestanlar, prensler protestanları tutar. Yalnız ilginç olan şey, işte siyasi sürece doğru gidiyor dedik ya bu savaşların. Fransa koyu Katolik olmasına rağmen protestanları destekliyor. Yani Katolik Almanya'nın yenilmesini istiyor. Neden? Çünkü Avrupa'da güçlü bir Almanya istemez. Kendi gücünün Almanya'nın üstüne çıkmasını ister ama güçlü bir Almanya istemez. O yüzden de Almanya'nın karşısına yer alacak, Almanya'nın yenilmesini sağlamaya çalışacak ve en nihayetinde savaşı bu grup ne yapacak? Kazanacak. Ve 1648 o büyük antlaşma, Westfalia Antlaşması yapılacak. Westfalia Antlaşması'na göre tabii ki Fransa biraz destek verdi ya.
Alsas-Lorraine bölgesi kime bırakılır? Fransa'ya verilir diyoruz. Fransa'nın burada bir artısı olacak. Artık Protestanlık mezhebi resmen ne oldu? Kabul edildi. Resmen kabul edildi. Asıl halk istediği mezhebe girebilir diyeceğiz. Peki halk istediği mezhebe girebiliyorsa artık Avrupa'da ne başladı? İnanç özgürlüğü başladı diyoruz. Herkes istediği mezhebe girebiliyorsa inanç özgürlüğü başladı. O zaman Avrupa'da ne bozuldu? Mezhep birliği bozuldu diyeceğiz. Hemen örnek verelim. Almanya'da hangisiydi? Protestanlık. Anlatacağız. Fransa'da hangisiydi? Kalvinizm. İngiltere'de hangisiydi? Anglikanizm gibi mezhepler ne yapacak? Ortaya çıkacak dedik. Peki, Vestfalya Barışı'nın gerçekten çok büyük önemi var Avrupa'da ve dünyada. Bir kere ilki, Avrupa'nın ilk büyük konferansıdır Vestfalya. Şimdi bu konferansa Papa da katılıyor. Papa'nın temsilcisi katılıyor. Ama bakın ne oluyor? Papa temsilcisi dinlenmemiş. Hiç kimse ona söz vermiyor. Dinlenmemiş ve Vestfalya metni imzalatılmamıştır. Ve Vestfalya metni onlara imzalatılmamıştır. Mesela bir başka sonuca girelim Vestfalya ile ilgili. Almanya gerilemeye Fransa Avrupa'da etkili olmaya başladı. Bu da Vestfalya'nın önemli sonuçlarından bir tanesi. Bir başka sonuç. Hollanda, Portekiz ve İsviçre bağımsız oldu. Yani farkında mısınız? Ulusal devletler yavaş yavaş yükselmeye başladı diyeceğiz. Hatta bunun yorumunu yapalım. Avrupa'da modern diplomasi oluşarak modern devletler hukuku oluştu. Ya da şöyle diyebiliriz. Artık Avrupa'da evrensel imparatorluklar ne yaptı? Yıkıldı. Bunun yerine ne kuruldu? Ulusal krallıklar. Yani ulusal devletler oluştu. Ve şu maddeyi de yazalım. Avrupa'da modern devletler hukukunun temeli atıldı. Avrupa'da modern devletler hukukunun temelleri atıldı. Temelleri atıldı diyoruz. Demek ki gerçekten Vestfalya Barışı Avrupa'nın ilk büyük konferansı olması açısından çok önemli bir konferanstır. Şimdi Avrupa'da modern devlet süreci oluşacak Vestfalya Barışı'ndan sonra. Peki modern devlet sürecini önce modern devlet ne demektir nedir ona bir bakalım. İlk önce nasıl bir cümle kurabiliriz? Diyeceğiz ki modern devlet anlayışı ancak Vestfalya'dan sonra ortaya çıktı. O zaman ilk cümlemiz
Vestfalya Antlaşması'ndan sonra ortaya çıktı. Peki modern devletlerde kilisenin etkisi azdır. Bakın. Kilisenin etkisi azdır. Peki kilisenin etkisi azsa merkezi otoritenin tek hakim güç olması sağlanır. Olması sağlanır. Modern devletlerde merkezi ordu vardır. Modern devletlerde merkezi hukuk kuralları geçerlidir. Kuralları geçerlidir. Peki soru şu. Modern devlete giden süreci Avrupa nasıl yansıttı? Nasıl başlattı? Şimdi birinci adım neydi biliyor musunuz? Çok basit. İstanbul'un fethiyle başladı hikayemiz. Birinci adım bu. İstanbul'un fethi esnasında Avrupalılar topu öğrendiler. Topu öğrendikten sonra derebeylerin neyi yıkıldı? Surları yıkıldı. Peki derebeylerin surları yıkıldıktan sonra bu toprakları krallar almadılar mı? O zaman merkezi krallıklar ne yaptı? Güçlendi. Hikaye buradan başladılar. Şimdi ama yetmedi. İkinci adım geldi. Bu defa Jean Gutenberg matbaası devreye girdi. Bakın gelişiyor daha Avrupa. Jean Gutenberg matbaasıyla bilgi her yere ulaşmaya başladı. Gelişiyor toplum. Ulaşmaya başladı. Yani kilisenin baskısından krallar kurtulmaya devam ediyor. Sonra artık tamamlandı. Yeni dünyanın keşfi. Bir sürü yere gidildi. Keşfedildi. Ve bu keşifler sonucunda ticaret gelişti. Ticaret gelişince sömürgeler arttı. Ve sömürgeler artınca ekonomik güç yükseldi ve krallıklar güçlenmeye devam etti. Dördüncü adım, Luther ile başlayan, Martin Luther'den bahsediyoruz, süreç. Peki Luther ile başlayan süreci nasıl tamamladık? İngiltere ve İsveç gibi devletler Roma'dan ayrıldı. Ve kendi ulusal kiliselerini kurdular. Bu da merkezi kralların gitgide kiliseden kopmalarını sağladı ve artık sekülerleşmeye giden süreçte kilisenin dünyevi gücü azaldı. Gücü azaldı ve krallar güçlendi diyoruz. İşte bu tablo tümden Yeni Çağ Avrupa'sının sürecini bize kısaca ne yapıyor? Özetliyor. Modern devlet Vestfalya'dan sonra hızla ne yapmış? Gelişmiş. Peki reformun sonuçları dediğimde 1. Avrupa'da mezhep birliği bozuldu. Mezhep birliği bozuldu. Bir sürü mezhep ortaya çıktı biliyorsunuz. 2. Kiliseye duyulan güven, ne oldu? Sarsıldı. Artık iyice zayıfladı. Ve kilisenin elinden
zenginliği alındı. Peki eğitim kilisenin elinden alındı, karşıya bir ok. Hangi eğitim kuruldu? Laik eğitim başladı. Kültürel ve bilimsel gelişmeler hızlandı. Kilise, Katolik mezhebini yaymak için neler yapacak? Tarikatlar kurdu. Katlar kurdu diyoruz. Şimdi aslında bu sonuçların hepsini biliyoruz. Sorum şu. Reformun Osmanlı'ya etkisi ne? Reformun Osmanlı'ya etkisi. Biz iyi mi etkilendik, kötü mü etkilendik reformda? Bir kere reform dönemi Osmanlı'da kanuni devirlerine denk geldi. 3 aşağı 5 yukarıya bu döneme denk geldi diyoruz. Bir kere Osmanlı Avrupa'daki Hristiyan Birliği'ni bölmek için ne yaptı? Mezhep savaşlarından yararlandı. Protestanları destekledi. Mezhep savaşlarından yararlandı. Biz hep Katolikleri yalnız bırakmaya çalıştık. Yeri geldi Ortodoksları destekledik. Yeri geldi Protestanları destekledik. Ve böylelikle de Avrupa'da Osmanlı hızla ilerledi. Onlar mezhep savaşlarıyla uğraşırken biz de Avrupa'da ne yaptık? Hızla ilerledik diyoruz. Peki Osmanlı'daki Hristiyanlar arasında hiçbir çatışma yaşandı mı? Hayır, gerek yoktu. Çünkü Osmanlı kendi içerisinde yaşayan Hristiyanlara hoşgörüyle yaklaşıyordu. O yüzden de Osmanlı reform hareketleri diye bir hareket süreci olmamıştır diyoruz. Ve bu videomuzun da sonuna geldik. Yeni Çağ'da Avrupa sürecini tamamladık. 11. sınıf ünitesidir. TYT ve AYT için gereklidir. Bol bol test çözüyorsunuz. Bol bol çalışıyorsunuz. Bakın, ben yazmaktan erinmiyorsam siz de erinmeyeceksiniz. Tarih yazılarak öğrenilecek olan bir derstir. O yüzden videoyu izleyin. Lütfen elinize renkli kalemleri alın. Ben nasıl yazıyorsam siz de yazın. Herkese kolay gelsin. Görüşmek üzere.